Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifiyle geldim. Közlenmiş domates çorbası yapacağız. Kıvamıyla ve lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir çorba tarifi. Hemen yapımına geçelim. 4 tane orta boy domatesi yıkadıktan sonra ortadan ikiye kestim ve yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın tepsisine alıyorum. İsterseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. Ben 4 tane domates kullandım. Bir tane büyük kapya biberini de yine ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarttım. Onu da yerleştirdim. 2 tane orta boy kuru soğanı çok fazla ince olmayacak şekilde dilimledim. Ve yine onu da tepsime yerleştiriyorum. 4-5 diş sarımsağı küçük küçük olacak şekilde doğradıktan sonra domateslerin içerisine yerleştiriyorum. Domatesle birlikte bunlar da közlenecek ve çok lezzetli bir çorba olacak. Sizler de bu şekilde domateslerin içine batırabilirsiniz. Şimdi sebzelerimizi fırın tepsisine yerleştirdikten sonra güzel bir karışım hazırlayacağız ve onu üzerine serpiştireceğiz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da toz şeker var burada. Onları şöyle güzelce karıştırdıktan sonra domatesin, biberin ve soğanın üzerine bolca serpeceğim. Bu şekilde sebzelerimiz daha güzel lezzetlenecek ve çok güzel bir şekilde baharatlarla birlikte közlenecek. Bu arada fırını da 200 dereceye getirelim. Alt üst ayarlı 200 derecelik fırında sebzelerimiz közlenecek. Kontrollü bir şekilde lütfen közleyelim. Bolca baharatlarını serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum ve yaklaşık 30-35 dakikada közlenmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi e, sebzelerimiz közlendi. Kabuklarını soyalım ve sularını kesinlikle dökmeyelim. Bir tabağın içerisine alın ve tabağın içinde kabukları bu şekilde soyun. E, bütün suyunu, e, bütün malzemesini hepsini çorbada kullanacağız. Evet bu şekilde domatesleri ve biberlerin kabuklarını soyduktan sonra çorbamın artık yapımına geçebilirim. Uygun bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tereyağını alalım. Yağımız eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı yine tepeleme dolu olacak şekilde un ilave edip kokusu hafif çıkana kadar kavuralım. Sürekli karıştırmayı unutmayalım. Hem tereyağı yanmasın hem de un yanmasın. Bu şekilde devamlı karıştıralım. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyelim. Ve salçayı da şöyle 1-2 dakika daha kavuralım. Kavrulan salçamızın üzerine kabuklarını soyup hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin tamamını boşaltalım. Gördüğünüz gibi suyu her şeyi içinde hepsini boşaltıyorum. Bu arada kenarda sıcak suyunuz da hazır olsun. Üzerine birazdan suyunu vereceğiz. Şöyle 1-2 dakika boyunca karıştırdıktan sonra 4 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim. Sıcak suyumu ekledikten sonra ocağın altını biraz daha açıyorum ve kaynamasını sağlayacağım. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle 2-3 dakika daha bekleyelim ve hemen blenderdan çekelim. Zaten bütün sebzelerimiz pişti. Çok böyle uzun uzun kaynatmanıza gerek yok. İçinde hiç pütür kalmayana kadar blenderla en az 3-4 dakika boyunca çekelim. Ve içinde hiç pürüz kalmasın. Tamamen bütün sebzeler çözülsün. Blenderla güzelce çektikten sonra şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi rengi de kıvamı da muhteşem bir çorba oldu. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Damak zevkinize göre tuz, biraz da pul biber atabilirsiniz. Veya yakıştırdığınız farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı da son olarak süt ekliyorum ve bu süt sayesinde çorbamız çok daha güzel, çok daha lezzetli olacak. Hem de kıvamını bir tık açmış olacağız. Evet çorbamızı sütümüzü ekledikten sonra karıştıralım. Tamamen kaynamasını sağlayalım. Kaynayana kadar karıştırırsanız kesinlikle böyle kesilme, topaklanma durumu olmayacaktır. Evet sütümüzü de ekledik ve çorbamız kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika daha kaynatıp artık ocağın altını kapatabilirsiniz. İnanın çok lezzetli, çok güzel bir çorba tarifi. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceksiniz. Çorbamı kaseme aldım. Bir de sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. İnanın lezzeti muhteşem bir çorba tarifi. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.